Herkese merhaba arkadaşlar. Mafia 2 John'un Maceraları serisinde yeni bir bölümdeyiz. En son geçen bölümde Giuseppe'den bir iş almıştık ve o işte içerisinde bomba bulunan bir araba vardı. Onu teslim etmemiz gerekiyordu. Onu biraz uğraştıktan sonra hallettik. Bu bölümde Beni Durduramazsın isimli görevi yapacağız. O görevi yapmak için de haritanın üst kısmına yolculuk etmemiz gerekiyor. Bu tarafa ilerleyeceğiz. Silahımız falan var. Geçen bölümün başında hallettik. Canımız dolu. Aranma gibi bir derdimiz yok. Doğrudan göreve gideceğiz ve göreve başlayacağız. Beni durduramazsın dediğine göre de şöyle bir tahminde bulunayım. Araba alacağız ve onu kaçıracağız. Bizi kovalayacaklar, durdurmaya çalışacaklar. Hadi tahminim bu olsun. Bakalım ne çıkacak. Şimdi şuradan şuraya dönelim. Batı yakası bölgesindeyiz. Polisler tehlikeli eva. Yanından yavaş geçmek lazım. Nerede bu görev? Daha var mı? Varmış. Bayağı yukarıdaymış. Şuradan şöyle dönüş yapacağız. Şurada bir ev yok muydu bizim? Şeyde bir ev veriyordu şurada. Jimmy'nin kan davası DLC'sinde. Orada verilen bize bir ev vardı. İleride belki açılır biliyorsunuz. Bir görevden sonra bu seride bize ev açılmıştı sonradan. Kullanabileceğimiz. Git bitmedi ya. Neredeymiş bu görev? Sonunda bulduk. Ha, şu karşı tarafta. Şöyle duralım bakalım. Neyin nesiymiş? Göreve bak. Beni durduramazsın. Bir sorunumuz var Joe. Özel bir sipariş için bir arabaya kaporta işi yaptım. Birkaç gün sonra tutmasın diye frenlerle oynadım. Problem şu ki bazı kuş beyinli Grease Monkey hergeleri arabayı yanlış adama vermişler. Ama tanıdığımız bazı adamlar arabaya ihtiyaçları olduğunda yerinde görmezlerse hiç de iyi olmayacak. Onu gelmeni istiyorum. Eğer şanslıysan frenler tutar ama bu alışık olduğum bir sürüş deneyimi olmayacak. Araba Charlie için çal, frenlere dikkat et diyor. Evet, Charlie isimli karakterden bir iş aldık. Bayağı ilginç bir görev. Hasarlı arabaya bin, süre var. Ve arabanın frenleri tutmuyor, üstüne üstlük çalacağız. Gerçekten birçok şey bir arada. Hadi bakalım. Süre de biraz hızlı ilerliyor sanki. Neredeymiş? Oo. Önümüzde polis de var. Hızlı gidemeyeceğiz. Sola dönüyor. Git artık. O abi direkt cenaze arabası ya. Cenaze arabası modifiye etmişler. F
Frenler tutmuyor diyor. Harbiden tutmuyor. Bak basıyorum. Devam ediyor gitmeye. Nasıl olacak peki abi? Bu kadar... Yuh! Bu kadar yolu nasıl gidebiliriz? El freni de etki yapmıyor. Neyse, korna çalışıyor en azından. Peki buna hasar versek bir sıkıntı olur mu acaba? Zaten hasarlı diyor. Hiç. Sadece ses geliyor. Ama frende bir şey yok yani. Allah. Aşırı hızlanmamak lazım. Diyeceğim de yokuşa geldik yani. Gaza basmasak da araba burada hızlanıyor zaten. Muhtemelen rotanın en zorlu yollarından birisini geçtik ama dur bakalım. Evet, trenin yarısı gitti bile. Rotaya bir bakmak istiyorum. Sağ sol yaptıktan sonra düz gideceğiz. Okey. Hayır. Orada hızlanıp farkı kapatmak lazım. Sıkıntı yaşamamak için yavaş geçtik. Bir önceki bölüme kadar olan yolu. Abi. Çok hızlı gidiyoruz. Hayır. Oha. Orası kırılıyor muymuş ya? Nereye çıktık öyle? Allah. Gider misin? Frenler tutmuyor ya, vites değiştirmiyor. Duracak mısın artık? Ha. Vites değişmiyor ya. Çekiler. Şöyle sağ şerit yapalım. Sonra bir anda sol yapalım. Hadi. Üf, ne geçtim oradan. Dön. Dön. Çekil. Oh. Sonunda bastım ya. 2-3 sefer E'ye bastım. Araç garaja girsin diye. Huh, bayağı zor bir görevdi. Geçen benimki görev de zordu. Şurada bir görev var. Süpermarket isimli. Bu görevden 100 dolar kazandık. Ve bu bölümü burada noktalayabiliriz. Görevi hallettiğimize göre diğer bölümde şu göreve gideceğiz ve yapacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.